Evet değerli spor severler. Maçın ikinci yarısı Efendi İlçe Stadyumu'nda Kastamonu İl Özel İdare'nin konukluğunda devam ediyor. Yan hakemlerin artık işareti bekleniyor. Orta hakem birazdan işaretini verecek ve maçın ikinci yarısı başlayacak değerli spor severler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Evet, maç yeniden başladı değerli spor severler. Evet. Taç atışını Efsane Spor kullanacak değerli spor severler. Evet, Efsane Spor atak aramaya devam ediyor. Uzun bir top. Savunma hemen topu uzaklaştırıyor kendi kalesinden değerli spor severler. Evet. Bir gol şansı. Hakem oyunu durduruyor. Evet, buradaki bir hareketten sonra hakem oyunu durduruyor değerli spor severler. Kastamonu Özel İdare yeniden oyuna başlayan taraf oldu. Efenspor'un baskısı devam ediyor. Evet. Serbest vuruşu kullanacak olan taraf Kastamonu Özel İdaresi oluyor. Değerli spor severler. Taç atışını kullandı Özel İdare. Evet, şu anda bir atak şansı yakaladı. Ama araya giren Özel İdareli oyuncu topu kazanıyor. Evet, tek hamlede Efenisporlu kaleci topun sahibi oluyor. Kaleci kalesinde çok dikkatli. Evet.
taç atışını kullanacak olan taraf Efrenispor oluyor. Evet, Efren'in kalesinde tehlike. Kaleci çok dikkatli topu alıyor tek hamlede. Taç atışını Kastamonu özel idare kullanacak. Evet. Efrenispor taç atışı kullandı. Evet, şu anda tekrarını izliyoruz pozisyonun. Yerde kalan Kastamonu oyuncu ceza sahasına çok yakın bir bölgede. Serbest vuruş kullanacak. Kastamonu özel idare. Evet, hakem işaretini verdi. Kastamonu özel idare serbest vuruşu kullandı. Savunmadan dönen top baraja çarpıyor. Evet, bir kontratak şansı yakalıyor ya da ASD Efrenispor.
Ancak bu pozisyonda yine değerlendiremiyor. ASD Eflani Spor. Ne yazık ki değerli futbol severler. Evet. Korner kullanacak Eflani Spor. Kastamonu arasında hemen kullanıldı. Kaleci uzanıyor, topu uzaklaştırıyor. Savunma şu anda topu çıkartıyor. Bir kontratak şansı yakalayabilir mi? Özel idare ediyoruz. Evet, şu anda rakip yarı alanına girmiş bulunuyor. Evet. Eflani Spor bu pozisyon sonrasında 1-0 yenik duruma düşüyor. Dakika 56. Kastamonu Özel İdare 1. ASD Eflani Spor 0 değerli izleyenler. Evet, Kastamonu Özel İdare'de 13 numaralı formasıyla Erdi Köksal golü kaydeden isim oluyor Eflani Kalesi'ne. Bu arada oyuncu değişiklikleri oldu. Her iki takımda da oyun yeniden başladı. Hazırlık maçında her iki takımın da 4'er oyuncu değiştirme hakkı var değerli spor severler. Şu anda onlar da gerçekleşti. Maçın 56. dakikasında Kastamonu Özel İdare 1-0 öne geçiyor. Ev sahibi ASD Eflani Spor karşısında. Ama tekrar dediğimiz gibi bu bir hazırlık maçı, bu bir dostluk maçı, bu bir sezon açılış maçı aslında. Ve Kastamonu İl Özel İdaresi biliyorsunuz Bal Ligi'nde mücadele eden bir takım. Şu anda karşı gol ve top çok az bir farkla dışarı çıkıyor değerli spor severler. Eflani gole çok yaklaştı burada görüyorsunuz. Az bir farkla top dışarı çıkıyor Kastamonu Kalesi'nde. Gole çok yaklaşmıştı. Bu pozisyon sonrasında ASD Eflani Spor. Taç atışı kullanacak olan taraf.
Eflani taç atışını kullandı ve rakibin o tarafa gönderdi topu. Evet, Eflanspor bir kontratak şansı yakalıyor şu anda. Ancak bunu da yine değerlendiremiyor. Ne yazık ki. Top taca çıkıyor ve Kastamonu İl Özel İdaresi taç atışı kullanacak olan taraf değerli spor severler. Taç atışı Kastamonu Özel İdare tarafından rakip yarı sağ içerisinde sağ kanattan kullanılacak. Evet, hemen kullandı İl Özel İdare. Uzun bir şut denemesi daha geliyor ASD Efendispor'dan, ancak bu da yine az farkla out'a çıkan bir top değerli spor severler. Oyuncu değişiklikleri gerçekleştirecek yine Eflani Spor'da bir oyuncu. Kastamonu Özel İdare'de iki oyuncu şu anda oyuncu değişikliği yapıyor. Teknik adamlar. Elbette burada dediğimiz gibi tüm futbolcuların yine ellerinden geldiği kadar performanslarını görmeye çalışıyor her iki teknik adam da. Bu bağlamda oyuncularını değiştirmiş oluyor. Evet, oyun yeniden başlayacak değerli spor severler. Evet, Eflanspor kalesinden oyun yeniden başlayacak.
Trabzonspor'da son oyuncu değişikliği hakkında gerçekleştirdi Efsane Spor. Kastamonu Özel İdaresi'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Efsane İlçe Stadyumu'nda. Hakemden. Maçın artık son 20 dakikası içerisine girmiş bulunmaktayız. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Misafir ekip Kastamonu İl Özel İdaresi'nin. Su molasının ardından tekrar devam edecek
karşılaşma kaldığı yerden. Maç kaldığı yerden devam ediyor değerli spor severler. İşaret verildi ve Kastamonu Özel İdaresi Kalesi'nden maç yeniden başladı. 1-0'lık Kastamonu Özel İdare'nin üstünlüğü devam ediyor. Kastamonu Özel İdaresi bir gol daha atıp rahatlamak istiyor. Aynı şekilde Eflani Kalesi de elbette ki beraberliği yakalamak istiyor kendi evinde değerli futbol severler. Köşe vuruşunu kullanacak olan taraf Kastamonu Özel İdaresi. Şu an köşe vuruşu vuruluyor ve ikinci gol de geliyor. İkinci gol de geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu pozisyonda Kastamonu Özel İdare gole çeviriyor ve 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Kastamonu Özel İdare'nin. Maç santra atışıyla tekrar başladı. ASD Efkan Spor tarafından. Şunu da belirtmek istiyoruz değerli spor severler. ASD Efkan Spor ilk defa tam kadro sahaya çıkıyor. Henüz yeni sezonun ilk maçı bu ASD Efkan Spor'un. Kastamonu Özel İdaresi'nin ise 7. maçı yeni sezon için. 7. hazırlık maçını oynuyor Kastamonu Özel İdare. Evet, yine bir tehlikeyi uzaklaştırıyor ASD Efkan Sporlu oyuncular. Sizlerin de bildiği gibi Kastamonu Özel İdare 3. lig hayali olan, şu anda Bal Ligi'nde mücadele eden, geçen yıl çok iyi bir performans sergileyen takımlardan bir tanesi. Evet, kaptan Efkanlı Spor'da bayağı sinirleniyor arkadaşlarına çok boşluk verdikleri için. Maçın 75. dakikası oynanıyor. Efkanlı İlçe Stadyumu'nda.
Evet, serbest vuruş kullanacak Efrani Spor. Rakip yarı sahasının içerisinde. Baraj mesafesi şu an için hesaplanıyor. Efrani Spor ilk yeni sezon için ilk defa sahaya tam kadroya çıktı. Elbette ki sakatlı olan iki futbolcu daha var. ASD Efrani Spor'un hakem işaretini verdi. Serbest vuruş kullanıldı. Top ne yazık ki dışarıya çıktı yine. Evet, hakem düdüğünü çaldı. Bir faul daha verildi burada. Bu pozisyon sonrası hakem düdüğünü çaldı ve yerde kalan oyuncu, Efrani Sporlu oyuncu şu an ceza sahası içerisinde. Sağlık ekipleri sahaya davet edildi. Evet, Efrani Spor'da sakatlık yaşanıyor. Bir kasılma söz konusu anladığımız kadarıyla Efrani Sporlu oyuncu da. Sağlık personeli hemen müdahale ediyor. Burada dikkatimizi çeken bir olayı daha sizlerle paylaşmak istiyoruz değerli spor severler. Sahada bir futbolcu sakatlandığında hangi takımın futbolcusu sakatlandığı önemli değil. Direkt olarak en yakın takımın sağlık personeli müdahale ediyor. Şu anda ilk olarak sizin de görmüş olduğunuz gibi sakatlanan Efrani Sporlu oyuncu olmasına rağmen Kastamonu İl Özel İdaresi sağlık personeli hemen müdahale etti. Evet, oyuncu değişikliği işareti geliyor. Efrani Spor'da ne yazık ki oyuncu devam edemeyecek. Oyuna sakatlığından dolayı. Yeah.
Evet. Efkan Spor'da yine oyuncu değişikliği yapılacak değerli spor severler. Bu defa 4 oyuncu birden yedek kulübesinden oyuna giriş yapacak. Efkan Spor 4 oyuncusunu daha sağ kenarına alırken diğer oyuncuları da denemek istiyor. Dört oyuncu daha. Oyuncu değişikliği gerçekleşti. ASD Efenspor'da. Teknik adam Sedat Kalaycı elbette ki tüm oyuncuların performansını görmek istiyor. Bu hazırlık maçında ilk hazırlık maçı olmasına rağmen Kastamonu Özel İdare Ceza sahasına kadar girmişti. Araya giren ASD Efenspor'lu oyuncu mutlak bir tehlikeyi uzaklaştırdı. Köşe vuruşunu kullanacak olan taraf. Kastamonu Özel İdare köşe vuruşunu hemen kullandı. Bu defa da taç kullanacak. Özel İdare hemen kullandı tacı. 2-0'lık Kastamonu Özel İdare'nin üstünlüğü devam ediyor değerli spor severler. Evet, bu pozisyonda bir serbest vuruş hakkı kazanıyor Kastamonu Özel İdare. Hakem işaretini verecek. Baraj hesaplamasını yapıyor şu anda. Maçın hakemi baraj oluşturuluyor. Serbest vuruş işareti geldi. Kaleci tek hamlede topu kazandı. Efkan Kalesi tehlikeyde. Mutlak bir tehlikeyi de elbette ki böylelikle uzaklaştırmış oldu. Kastamonu Özel İdare şu anda taç atışı kullanacak değerli sporseverler. Evet, yine bir faul kararı geliyor maçın hakeminden. Evet, sarı kartla cezalandırılıyor. ASD Efenspor'lu oyuncu. Taç atışını ASD Efenspor kullanacak. İki sıfır üstünlüğü olmasına rağmen Kastamonu Özel İdare şu an hala maçı bırakmıyor. Tüm hatlarıyla rakip sahasına yükleniyor. Taç atışı kullanacak Kastamonu Özel İdare hemen kullandı taç atışını. Yine ceza sahasında bir tehlike söz konusu Efenspor'da. Araya giren savunma oyuncusu topu uzaklaştırıyor. Efenspor'da araya giren yine oyuncu Kastamonu Özel İdare'den oluyor ve topu takımına kazandırıyor. Şu an baskı kurmaya devam ediyor Özel İdare. Ceza sahası içerisinde uzun bir top arkaya. Yine iki futbolcu.
Uzun bir top. Out'a gidiyor. Kastamonu Üzeri İdare şut denemesi yapıyor. Ekran Spor Klasik'in oyun yeniden başlayacak. Değerli spor severler. Artık maçta son 3 dakika normal sürenin bitmesine henüz uzatmalar işaret edilmedi değerli spor severler. Pek fazla bir duraksama olmadı zaten maçta. En az 2 dakika uzatma oynanabilir normal sürenin sonunda. Tekrar maçın sonuna doğru şunu belirtmek istiyoruz değerli spor severler. ASD Ekran Spor henüz ilk kez tam kadro hazırlık maçına çıkıyor. Elbette ki bundan öncesi antrenmanlarını yapıyorlardı ancak bu şekilde karşısında bir rakiple ilk maçı. Kastamonu İl Özel İdaresi'nin ise Ekran Spor'la beraber 7. maçı yeni sezon için hazırlık maçı oynanıyor. Bu sebeple ve Kastamonu İl Özel İdaresi'nin bal liginde olmasının da elbette ki etkisi çok büyük. Yani şu anda aslında Efkanspor'un mücadele etme şekline bakarsak gerçekten güzel bir takım. Elbette ki oturması gereken hatalar var, eksiklikler var. Bunlar da sezon başlamadan düzelecektir diye umut ediyoruz. ASD Efkanspor'da. Kastamonu Özel İdarespor ise dediğimiz gibi bal liginde Kastamonu'yu temsil eden bir takım. Bu sebeple bir tık daha performanslarının ve geçmişte yapmış oldukları 6 maçında tecrübesiyle Efkanspor'a 2 gol atmaları gayet normal olarak karşılayabiliriz. Evet. Elbette ki sinirler de gerildi Efkanspor oyuncular arasında. Kaptan özellikle oyuncularına sürekli olarak taktikler veriyor. Yeri geliyor. Arkadaşlarına kızdığı zamanlar da oluyor. Evet, taç atışı kullanacak olan taraf Kastamonu Özel İdare. Savunma topu taca gönderdi bilinçli olarak. Mutlak bir tehlike olmasını önlemiş oldu. Birazdan elbette ki teknik adamında yine kulüp başkanı İrfan Topçu'nun da görüşlerini maç sonrası alacağız. Bunları ve maçın özetini de dediğimiz gibi Spor'un Sesi sayfamızdan ve Karabük Doğru Haber sayfamızdan izleyebilirsiniz değerli spor severler. Evet. 3 dakika uzatma geldi normal süreye ek olarak. Normal 90 dakika 2-0 Kastamonu Özel İdare'nin üstünlüğüyle ikinci yarıda atmış olduğu gollerle tamamlandı ve şu anda artık 3 dakikalık kayıp zaman işaret edildi. En az 3 dakika daha maç oynanacak değerli spor severler.
Şu da bir gerçek. 90 dakika mücadele etti her iki takımda. Gerçekten maça yeni başlamışçasına mücadeleyi bir an olsun bırakmadı her iki takımda değerli spor severler. Evet, bir sakatlık söz konusu. Yerde yatan Efenspor'lu bir oyuncu var şu anda. Hakem oyunu durdurdu. Şu anda Efenspor'lu bir oyuncu yerde yatıyor. Artık maçın son dakikaları, son anlar diyebiliriz. Yerde yatan oyuncu kaldırıldıktan sonra muhtemelen maç başlayacak ve bitecektir diye düşünüyoruz. Gerçekten 90 dakika boyunca her iki takım da çok güzel bir futbol sergilediler. Çok güzel bir oyun izlettiler tribünlere. Bizler Karabük Doğru Haber olarak ve Spor'un Sesi olarak her iki takımımıza da yeni sezonda başarı dileklerini sunuyoruz. Gerçekten iki takım da başarıyı hak edercesine bugün burada bir performans sergiledi. Artık 90 dakika tamamlandı. 3 dakika uzatma verilmişti. Artık maçta son anlar. Hakem saatine bakıyor. Her an bitiş düdüğünü çalabilir. Evet, 90 dakika Eflani İlçe Stadyumu'nda tamamlanıyor. Misafir takım Kastamonu İl Özel İdaresi ikinci yarıda attığı iki golle 2-0 olarak hazırlık maçını tamamlamış oluyor değerli spor severler. Bundan sonraki Eflani Spor'un tüm hazırlık maçlarını ve lig maçlarını izleyebilirsiniz. Karabük Doğru Haber ve Karabük sayfalarımızdan, Spor'un Sesi sayfalarımızdan izleyebilirsiniz. Her iki takımla dediğimiz gibi bugün burada çok güzel bir mücadele gerçekleştirdi. Kırmadan, dökmeden çok güzel bir rekabet oldu. Bal Ligi'nde Kastamonu temsilcisi, Kastamonu İl Özel İdaresi'ni ve Amatör Lig'de Eflani'yi temsil eden Eflani, ASD Eflani Spor Kulübü'nü tebrik ediyoruz. Yeni sezonda başarılar diliyoruz. Gerçekten güzel bir maç oldu. Umut ediyoruz ki her iki takım da güzel bir sezon geçirirler. Bizden bugünlük bu kadar değerli sporseverler. Maç sonrası görüşlerini almak üzere birazdan teknik direktörü Sedat Kalaycı'yla ve kulüp başkanı Sayın İrfan Topçu'yla da elbette ki röportajlarımız olacak. Bunları da bu akşam Karabük Doğru Haber'den ve Spor'un Sesi sayfalarımızdan izleyebilirsiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyoruz efendim.